Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığı ve İniyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan da haberdar olmak için zil butonunu açabilirsiniz arkadaşlar. Zil butonunu açtığınız takdirde tüm çektiğim videolardan haberdar olacaksınız. Evet arkadaşlar. Bu renklerden Nazar boncuğu yapacağız. Nazar boncuğumuz kirpikli bir nazar boncuğu arkadaşlar. Daha önce sizlere nazar boncuğu çektik. Nazar boncuğu renklerinden. Fakat sade bir nazar boncuğu idi. Alt videolarımda mevcuttu arkadaşlar. Bu sefer de değişik yine Instagram'da gördüğüm bir model, çok hoşuma giden bir modeli sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde yaprakları ve kirpikli Nazar boncuğumuz arkadaşlar. Bu şekilde beğendiğim, güzel, hoşuma giden modelleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi bu motifimizi yaparak modelimize başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu hardal sarısı rengimizle bir tane zence çekip ipimizi tığımıza tutturduk. En küçük boy serum halkasını alıyorum ve halkamın içine bir tane sık iğne yapıyorum en küçük boy olacak arkadaşlar. Büyüyle ortası çok büyük duruyor. O yüzden en küçük boy. 3 zincir çekerek başlıyorum. Bir defa doladım. Bu şekilde 2 2 olarak aldım. 2 tane trabzanım oldu. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Aynı şekilde arkadaşlar 2 2 olarak aldım. Bir defa dalıyorum. Yuvaya giriyorum. 2, 2, 4, 5, 6. Toplam bu şekilde arkadaşlar 17 tane veya 15 tane arkadaşlar ne kadar aldırabilirsiniz. Buraya bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Yani iki seferde aldığım trabzanlar yapıyorum. Evet arkadaşlar 17 tane aynı şekilde iki defa alarak trabzanlarımı yaptım buraya. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Bu ilk trabzanımızın tepesine. Bu şekilde arkadaşlar sahte sık iğne. Yani aldığım ilmeğe tığında olan ilmekten geçirdim. Bu şekilde bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. İplerimi arkada arkadaşlar şu şekilde yakıyoruz. Her zamanki gibi arkadan ilmeği aldık ipimizi kopardığımız ipi tutup buradan geçirdik. Bu şekilde şöyle belli olmaması için hafif tümsekliği yok etmek için o bir zinciri şöyle çekerseniz bakın arkadaşlar o tümseklik kayboluyor. Şimdi bunu burada yakıyoruz güzelce. Evet nazar boncuğumuzun ilk aşaması tamam arkadaşlar şimdi ikinci beyaz kısmını yapımaya geçelim Evet arkadaşlar ipimi tığıma tutturdum bu üç zincirli yuvamın içine girip bir tane sık iğne yapıyorum buraya. bu şekilde yuvamıza sık iğne ile sabitledik 3 zincir çekiyorum bir defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 2 tane trabzanım oldu. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3. Her arkadaşlar gördüğünüz trabzan tepesine girerek yine aynı şekilde trabzanlar yapıyoruz. Bir defa doladım. Yandaki bir defa doluyorum. Yandaki trabzan tepesine 1, 2, 2, 3 sefer dalıyoruz. De bir defa doladım yuvaya girdim 3 şimdi arkadaşlar yandaki trabzana girip 1 2 2 bu şekilde 3 tane veya 4 trabzandan sonra aynı yere 2 defa batıyorum 1 2 2 çünkü arkadaşlar hissedersiniz yaparken hafif gerdirme olunca Hemen o gerdirmeyi engellemek için yani aynı yere iki defa batıyoruz. Ben de onu arkadaşlar şu şekilde pratik olsun diye 3 veya 4. trabzanda hemen bakın şöyle sayabilirsiniz. Şimdi şuraya battık değil mi arkadaşlar? 2 defa 1, 2, 3. 3 tane olunca hele bu tepe kısmı en orta kısmı arkadaşlar çok marullaştıran toplayan yer olduğu için buraya 3 tane de batıyorum. Aynı yere, aynı trabzan tepesine yani iki trabzan yandakine bir yandakine tepeler çok topluyor. Alt bu kısım fazla toplamasa da şu yuvarlak kısmı dönerken arkadaşlar topluyor. O yüzden oraya üç tane de bir aynı yere iki defa batıyorum ki fazla tak gelişmesin. Yanındakine batalım. Şöyle yaptıktan sonra da sayarsanız bir oldu mesela. 2 oldu. 3 oldu. Bakın hafif toplamayı anlaşıldığı zaman hemen aynı yere bir tane daha batıyorum. Elinizde yaparken zaten hissediyorsunuz arkadaşlar. 2 ve 3 sonuncu trabzanımıza da geldik bu şekilde arkadaşlar buraya da bir tane yapalım 1 2 2 buraya 3 tane arkadaşlar aynı yuvaya 3 tane yapmıştık onun yanına yine bakın bu 3 zincirli yere yine 3 tane trabzan dolduruyorum ve tamam oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi yine 3 zincir çekip bu ilk hani 3 zincir çekerek başlamıştık ya bunun ilk trabzanını arkadaşlar tutup buraya bir sahte sık iğne yani aynı ilmekten geçiyorum bu şekilde bir tane de zincir çektim ipimi koparıyorum bakın arkadaşlar bu şekilde buraya 3 tane zincirli yuva yaptım Hemen yine aynı şekilde şu arkadaki arkadaşlar ilk başladığım yerden bu beyazın ilmeğinden tutuyorum. Kopardığım ipimi orada bırakmıyorum. Arkada yakıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde temiz çalışmış oluyoruz. Gerdirelim. İpimizi koparalım. Şimdi son kirpikli trabzanının yapımına geçelim arkadaşlar. Çok hoş ve çok güzel oldu. Hem de yağmur damlası gibi de oldu bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar pembe kısmının yapımına geldik. Buradaki üç zincirli yuvanın içine girip ipimi buraya sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doladım. 2 İki olarak buraya bir trabzan yaptım bu şekilde. Trabzanın içine 4 zincir kapatıyorum. Buraya kirpik olarak 2 zincir. Yine aynı şekilde yuvanın içinde bu şekilde kapattım. Aynı yuvanın içine bu kirpikliyle ile trabzanlardan iki tane yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde trabzanıma kapattım. İki tane zincir çekiyorum. Kapattım buraya. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar iki zincir. Hemen bu beyaz kısmın trabzanına geçiyorum. İki, iki olarak alıyorum. Bu şekilde. Dört zincir. Kapattık. Buraya. 2 zincir. Hemen yanındaki trabzanı kapattım buraya. Bu şekilde arkadaşlar trabzanlarımızın yapımına devam ediyoruz. Bir defa doladım iki zincirimin üzerine 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde tüm trabzanlarımız arkadaşlar aynı şekilde kirpikli trabzanlar yaparak dolanıyoruz. 2 zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 4 zincir kapattım buraya. 2 zincir kapatıyorum buraya. 1 2 zincir bir defa doladım. Yandaki trabzanın tepesine 2 2 aldım 2 tırabzan. 4 zincir. Kapattım buraya. 2 zincir hemen yandaki tırabzan tepesini. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde tüm yuvaları toplayıp yine aynı şekilde en son yeri beraber yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane kaldı. Bir tanesini beraber yapalım demiştim. Yine iki zincirimi çektim bu şekilde. Bir defa doluyorum. Yandaki trabzan tepesine girdim. 2 2 alt. Bu şekilde tepesine hemen 4 zincir. 4 zincirimi Arkadaşlar sayısı yok. Ne kadar trabzanımız varsa o kadar bu şekilde kirpikli trabzanlar yapıyorum. Ve sonuncu arkadaşlar Trabzanı da beraber yaptık bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. İpimi kopardım. İpimi kopardım arkadaşlar. İpimi bu en son yaptığım Bakın bu ilk aslında yaptığım en son değil. İlk yaptığım yuvada yaptığım kirpikli trabzanlarımdan bu şekilde alıyorum. Şöyle bir de düğüm atayım arkadaşlar. Örnek bezi ama hani bu yine de size göstermek amaçlı bunu buraya yakıyorum kopardığım ipimi de yaktım evet motifimiz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hoş bir motif oldu nazar boncuğu istediğiniz renklerden yapabilirsiniz çiçeğinizin yemeninizin istediğiniz hoşunuza giden renklerden yapabilirsiniz ben arasın arkadaşlar Evet. Arasına bu şekilde kirpikli trabzanlar düşündüm arkadaşlar. Bu yapraklarla ve kirpiklerle uyumcu, uyumlu olacağı için bu şekilde bunu tercih ettim. Bu ara tercih ettim. Ve iki tane arkadaşlar sık iğne ile tığ batısına battıktan sonra iki tane zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp iki, iki olarak alıyorum. Tekrar 4 zincir çekip bu trabzanıma kapattım. Aynı nazar boncuğunun kenarlarında yaptığımız gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Ara suyumuz bu kadar arkadaşlar. Her zaman yaptığımız bildiğiniz bir ara suyudur. Bir zincir çekiyorum. Şöyle küçük sayılacak arkadaşlar. Bir örümcek yapıyorum. Siz de orta boy diyebilirsiniz. Ve buraya 8 tane zincir çekiyorum dönüyorum. Yaptığım bu örümceğimin tepesine kapattım. Bu şekilde. Buraya bir yuva yaptım. Yuvaya 3 zincirle dönüyorum. Bir defa doluyorum. 2 2 olarak alıp buraya bu şekilde bir trabzan yaptım. Trabzan tepemi 5 tane zincir kapatıyorum bu iki trabzan arasına buraya bir kirpik yaptım bu şekilde tekrar bir defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan buraya 5 tane yine zincir çekiyorum kapattım buraya bu şekilde ikinci kirpikli trabzanım da hazır tekrar iki defa doladım 1 2 2 2 4 seferde aldım buranın trabzanını. 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde kirpikli trabzanım hazır. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde 2 defa doladım. Yine 4 defa da buraya çıkarttım. Bir trabzan yaptım. Şimdi trabzanımın tepesine 2 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde ortada yaptığımız arkadaşlar 2 tane trabzanlar vardı. Onların arkadaşlar şu taraftaki olandan yani sağdan ama içeride olandan alıyorum. Bu şekilde buraya kapattım. Yine iki zincir döndüm. Bunu bu yaptığım en son trabzanıma kapattım. Yani iki zincirimi en son yaptığım trabzanıma kapattım. Buraya da 6 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 ve 6. 7. yi de arkadaşlar yuvada yapıyorum. Bu şekilde yaprağımdan bir tanesini tutturdum arkadaşlar. Tekrar buraya 3 tane zincir çektim. En ortadaki yuvanın bu 4 zincirli yerinden arkadaşlar 3 zincirimi tutturdum. Ve yine 3 zincir çektim. Kapattım buraya bu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya 5 tane zincir çekiyorum. Burasını ben kendim ayarladım arkadaşlar bu şekilde. Şu uzun yaprağın sık iğneli olmasını istiyorum. Kirpiğimden tutturuyorum. Yine ters tarafındaki kirpiğimden tutturdum. Buraya 4 zincir çektim. 4 zincirimi kirpik olarak kapattım. Bu şekilde. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. de arkadaşlar. Bu yuvada yapıyorum. 3'ünü de bu şekilde tutturdum arkadaşlar. Ve buraya yine 4 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Arkadaşlar bu 3 veya 4 zincir çektiğim yer var ya. Bir tane daha çekelim kasmasın buradaki kenarında 4 zincir çektiğim yere tutturdum arkadaşlar bunu ikinci trabzan olarak sayabilirsiniz bu şekilde ve buraya 2 3 4 zincir kirpik 5 çekiyorduk arkadaşlar unuttum 5 zincir bu şekilde şu yaprağımın trabzanı sayılıyor arkadaşlar bakın şu yaptığımız Sık iğnenin yanındaki yaprağı buraya bu şekilde yapmış oldum bunu ben tasarladım arkadaşlar bu şekilde rahatlık olsun karşı tarafla burası simetri olsun diye bu şekilde tasarladım tekrar bir defa doluyorum tığımın başına evet arkadaşlar şunu yapacağız bir defa doladım yuvaya girdim 1-2-2 iki, iki. buraya bir trabzan yaptım Trabzanma yine 5 zincir 5 zincirimi kirpik olarak kapatıyorum Bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 olarak aldım şu ilk trabzanı yaptım yani 5 zincir 5 zincirimi kapattım yine bu 2 defada aldığım trabzanımın içine 2 zincir çekiyorum arkadaşlar Veya 3 de çekebiliriz Gerdiriyorsa Bu şekilde Yaprağımızın işlemini bitiriyoruz arkadaşlar. Buradakini buraya karşıya bu şekilde yapıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki örümceğimin içine de bir tane sık iğne ile girdim buraya. Bu örümceğimin içine bir tane sık iğne ile girdim ve bir zincir çekip yine aynı küçük bir örümcek yapıyorum. Çünkü hem yaprak hem de nazar boncuğumuz iri olduğu için örümceğimizi bu boyutta yapıyoruz. Daha fazla yapmıyoruz ve dördüncü tığ battığımızın içine arkadaşlar örümceğimizi kapatıyoruz bu şekilde bayağı sallantılı uzun bir modelimiz oluyor arkadaşlar böyle kirpikli yaprakımız nazar boncuğumuz bu şekilde şimdi arkadaşlar aynı şekilde şu yapmış olduğumuz kirpikli trabzanları bu tarafı da yapıyoruz ara suyuna geçiyoruz yani iki defa da aldım 1 2 3 4 5 zincir kapattım buraya 2 defa 2 zincir pardon arkadaşlar kapattım buraya bu şekilde trabzanlar yapıyoruz 2 2 1 2 3 4 zincir kapattım arkadaşlar yaptığım 4 zinciri kirpik olarak 2 zincir yandaki tığ battı ya Evet bir tanesini daha yaptım arkadaşlar ara suyumun 2 zincir bir defa doluyorum Hemen yandaki tığ battı 2 2 aldım 4 zincir Kapattım buraya 2 zincir Yandaki tığ battıya girdim Bir zincirimi çektim Bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi Sallantılı bir model çok hoş duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küpe gibi. Çok tatlı bir model oldu. Yapılışı bu şekilde. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. İstediğiniz renklerde kalıp gibi oluyor arkadaşlar. İstediğiniz evet. renklerde yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Şu şekilde de görelim modelimizi. Odelimiz bu arkadaşlar. Allah emanet olun. Hoşçakalın.